Değerli arkadaşlar, küçük Narin için haftalarca meraklandık, kaygılandık ve bugün de bütün bir halk olarak yas tutuyoruz. Okula başlaması gereken, okula sevinçle koşması gereken Narin maalesef dün toprağa verildi. Bir cinayete kurban gitti ve bu cinayet Türkiye'nin gündeminde. Çünkü bu sadece bir çocuğun öldürülmesi değil, bir çocuğun katledilmesi değil, aynı zamanda bütün vicdanları ayağa kaldıracak son derece korkunç, son derece zalim ve son derece insanlık dışı bir suç ve cürüm. Değerli arkadaşlar, Narin'in kaybolması haberinden sonra öncelikle güvenlik güçlerinin, yetkililerin yeteri kadar hızlı davranmadığına dair kaygılar oluştu. Tüm Türkiye'de bütün vicdanlar ayağa kalktı. Sağcı, solcu, güneyli, doğulu, batılı, kim olursa olsun herkes Narin'in bir an evvel bulunması için vicdanlarını ortaklaştırdı. Ve Türkiye medyanın da sayesinde kulağını oraya kabarttı. 8. günde jandarma komutanı sonuca çok yakınız dedi ama maalesef ancak 19. günde haber alabildik, Narin'in cansız bedenini bulabildik. Burada bir savsaklama var mı? Burada bir es geçme var mı? Özellikle bu köydeki herkesin adeta ağız birliği yapmışçasına susması, suskun kalması ve özellikle de kimi yetkililerin bu olayın üstüne yeteri kadar gidildiğine dair güvence veremiyor oluşu herkeste soru işaretlerini artırdı. Açıkça konuşalım. Türkiye'de maalesef şiddet kültürü giderek yaygınlaşıyor. Toplumun her alanında şiddet var. Küçüğe karşı, çocuğa karşı, kadına karşı şiddet giderek artıyor ve cezasızlık kültürü, yani yaparsam yanıma kalır kültürü bu şiddeti körüklüyor. Toplumdaki kutuplaşma bir yanı ama bize bir şey olmaz, biz güçlüyüz. Biz nasılsa bir yolunu buluruz algısı da bu şiddeti artıran bir faktör. İşte Diyarbakır milletvekili, AKP'li milletvekilinin söylediği, bildiklerimiz var ama söyleyemiyoruz deyişi ve ailenin siyasi bağlantıları, ailenin ekonomik gücü, ailenin kendi içerisindeki bir organizasyonunun olduğu düşüncesi herkesi kaygılandırdı ve bu olayın üzerine gidilmesi için, ne varsa ortaya çıkarılması için tüm Türkiye'de bütün vatandaşlarımız, kamuoyu, medya, sosyal medya harekete geçti ve şu anda da maalesef 21. günündeyiz. Hala birçok karanlık nokta var. Maalesef Türkiye'de değerli arkadaşlar, bir olay olduğu zaman, bir suçlu olduğu zaman suça bakmıyoruz. İşlenen fiile bakmıyoruz, failin kimliğine bakıyoruz. Failin zengin olup olmadığına bakıyoruz. Failin arkasında güçlü birileri olup olmadığına bakıyoruz. Failin tarikat bağlantısı var mı? Failin siyasi bağlantıları var mı diye bakıyoruz. Eğer böyle olmasaydı, bakın Sayın Ensarioğlu söylüyor, bilip de söyleyemediklerimiz var diyor. Bu ne demek bu? Neyi saklıyorsunuz? Bir cinayet var. 8 yaşında bir çocuk katledilmiş. Bununla ilgili ne biliyorsan söylemen gerekiyorken beyefendi biliyormuş ama aileyi tanıdığı için söyleyemezmiş. İşte bu kültür, bu anlayış maalesef bu cinayetlerin üzerine gidilmesini önlüyor. Aynı zamanda böyle cinayetlerin artmasının da bir sebebi. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum burada. Bu cinayetin üstüne her yönüyle gideceğiz, kararlılıkla çözeceğiz diyor. Yapacağınız ilk iş milletvekilinizi çağıracaksınız. Yanı başınızda duruyor. Gel bakalım. Sen neyi biliyorsun da söylemiyorsun? Niye bu Narin'in küçük bedeninin bulunması 19 gün sürdü? Jandarma komutanı 8. gün çok yakınız demedi mi? Bu köy, bu köy halkı 21 gündür nasıl susabiliyor? Bu devletin kolluk güçleri yok mu? Savcısı yok mu? Bunun çoktan çözülmüş olması gerekmez miydi? Yoksa 21 gün olsun da deliller kararsın. Narin'in bedenindeki o deliller, suça ilişkin deliller yok olsun. Çünkü dere yatağına bırakıldığını biliyoruz. Ondan sonra
bu arkadaşlar bir soruşturma yapsınlar, soruşturmayı yapıyormuş gibi yapsınlar ama deliller gittikten sonra olayın üstü örtülebilir hale gelsin. Bakın buradan açıkça sesleniyoruz. Burada bir safsaklama varsa ki öyle görünüyor. Görevini eksik yapma varsa ki öyle görünüyor. Bildiğini söylememe var ise ki zaten milletvekili itiraf ediyor bunu. Ve burada özellikle devlet gücünün başta Cumhurbaşkanı olmak üzere yeteri kadar seferber edilmemesi varsa ki bunları açıkça görüyoruz. İki elimiz yakalarındadır. Narinin iki eli yakalarındadır ve bugüne kadar olan çocuk kayıplarımız, çocuk istismarı, kadına karşı şiddet ve bundan sonra olacak olanlardan da bu anlayış sorumludur. Bir basit cinayet, aile içi bir sorun, bir spekülasyon, ne olduğunu tam bilemiyoruz. Kendiliğinden bir olay gibi düşünemeyiz. Her yıl yüzlerce çocuğumuzu böylesine şiddet olaylarına mağdur oluyor, kaybediyoruz ve gerçekten de artık sabrımız kalmadı. Bir tane yavrumuzu daha kaybedecek sabrımız yok. Değerli arkadaşlar, biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bölgedeyiz. Milletvekillerimiz Narin'in cenazesine katıldılar, aileye başsağlığı dilediler ve bu sürecin bir an evvel aydınlatılması için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını öneriyoruz. Elbette ki soruşturulmakta olan bir dava konusu hakkında araştırma önergesi kurulamaz ama öldürülen çocuklarımız için, namus cinayetine kurban olan kadınlarımız için ve üzeri örtülen böylesine cinayetler için meclis araştırması yapılmak zorundadır. Özellikle çocukların ne tür ortamlarda böyle şiddet olaylarına maruz kaldığı, çocuklarımızın katledilmesinin arkasında başka sosyolojik, psikolojik, ekonomik nedenler var mı? Bunları nasıl çözebiliriz? Ve bu cinayetleri nasıl önleyebiliriz? Çocuklarımızı katledilmekten, öldürülmekten nasıl koruyabiliriz diye meclisin konuşacağı şeyler olmak zorundadır. Meclis bu konuda mutlaka araştırma yapmalıdır. Meclise de bu düşmektedir. Bakın biz benim imzamla 4 ay önce bir kanun teklifi verdik. Türk Ceza Kanunu 103. maddenin 1 ve 2. maddelerindeki cezaların artırılması. Ne bu? Çocuğa karşı cinsel istismar suçlarının cezasının artırılması. Cezalar hafif, yetersiz, caydırıcı değil. Ve tabii Narin olayında gördüğümüz gibi kolluk etkili görev yapmazsa, savcılık etkili görev yapmazsa, deliller karartılırsa, deliller karartılırken devlet gücü beklerse, işte sonuçta katiller, caniler cezasız kalıyorlar ve bu cezasızlık kültürü de bu cinayetleri besleyen en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor.